Evet, görkemli hatıralarda üçüncü bölümdeyiz. Köy enstitülerini konuşuyoruz. Köy enstitüsünün ruhunu köylerde çocukları eğiterek yaşatan Erdal Erzincan bizlerle birlikte bu beşli fotoğrafı verebilir miyiz arkadaşlar? Bunlar da bizim beşlimiz. Herkesin bir beşlisi var. Bu bizim beşlimiz bu işte. Fakir Baykurt, beşlideki kahramanlara bak, yiğitlere bak. Bunların ihaleyle işi yok. Bunların işi gücü eğitim, bunların işi gücü bilim, bunların işi gücü, gücü sorgulamak, hayatı sorgulamak, sevgi. İsmail Hakkı Tonguç, Hasan Ali Yücel, Fakir Baykur, Talip Apaydın, bunların hepsi Mahmut Makallar. Bu beşli, bu unutulmaz beşlinin görevi çocuklarımızı aydınlatmak, çocuklarımızın yolunu açmak. Bizim beşlimiz de budur görkemli hatıraların görkemli beşlisi diyerek veriyoruz. Şimdi Server Tanilli köy enstitülerini anlatırken diyor ki köy enstitüleri ulusal bağımsızlık savaşımızın temelini oluşturan tam bağımsız ilkesini bölünmez bir parçası olan tam bağımsız ilkes, bağımsızlık ilkesinin bölünmez bir parçası olan eğitimde ve kültürde bağımsızlığın gerçek örneklerinden biriydi. Gerçekten cumhuriyetçi, gerçekten ulusal kuruluşlardı. Server Tanilli'yi de yakın bir zamanda kaybettik. Onu da saygıyla selamlıyoruz. Köy enstitülerinin felsefesini işte bu kısa cümlelerle ortaya koyuyor. Eğer köy enstitüleri yöntemleri, köy enstitülerinin yöntemleri yürütülseydi, eğer köy enstitüleri devam etseydi, bugün Türkiye'de okuma yazma bilmeyen vatandaş kalmayacak, kafası ışımayan köylü çocuğu mumla aranacaktı, diyor İlhan Selçuk da böyle anlatıyor köy enstitülerine. Şimdi arkadaşlar o çocukların görüntüleri de gelsin. Erdal Erzincan'ın verdiği eğitimdeki e, o görüntüler Şimdi çocuklar tabii bağlamayı öğrenirken o başka şeyleri de öğreniyorlar. Birinci bölümde anlattınız. Evet. İşte burada buluşma gerçekleşiyor çocuklarla birlikte yürüyüş yapılıyor ve artık eğitim alacaklar. Hepsi kaynaşmayı. Erdal Erzincan birinci bölümde anlattı ama Erdal Erzincan çocukların hayallerinden neler kaptı? Çocukların yani ben şimdi kendi çocukluğumu bir kere bunlarda görüyorum. Yani kendi çocukluğumda ben hep böyle bu sazı çok iyi düzeyde çalan, işte Arif Sağ hocamız gibi, Ali Ekber Çiçek gibi, Yavuz Tuf Hoca gibi, Musa Eroğlu gibi... Acaba onlar gibi çalabilir miyim, onlara ulaşabilir miyim, onlara dokunabilir miyim? Bir hayali vardı. Ama köyde olacak iş değildi yani. Baktım, buraya gelene kadar bu, bu hayalin gerçekleşeceği yoktu. İstanbul'a geldim. Ve bu hayalimi gerçekleştirdim büyük oranda. Şimdi ben o çocuklarda bir kere kendi çocukluğuma gidiyorum, geliyorum, o hayali yaşıyorum. Hep şunu dedim zaman içerisinde. Dedim ki acaba köyde kalsaydım müzikalitem daha mı bir farklı olurdu? Daha toprağa basan, daha yere basan bir şey üretir miydim? Bu tekniği oraya uyarlasak ne olurdu? Ben şimdi o çocuklarda bunu görüyorum. Benim yapamadığım şeyleri düşünüp de yapamadığım hedeflerimi çocukların gerçekleştireceğine inancım sonsuz. Çünkü orada doğal olarak bu kültürün içinde yaşıyorlar. Suni bir şey yok yani doğal bir şekilde bir motivasyonları var. Ben onlara birazcık yol göstermeye, birazcık umut aşlamaya gittim. Kendim için de müthiş bir tazelik, müthiş bir donanım oluyor. Her gittiğim yerde işte böyle dedelerle karşılaşıyorum. Onların güzel hatıralarını heyvel topluyorum, biriktiriyorum. Tekrar böyle bir döngü sağlandı. Benim için çok müthiş bir heyecan yani. 20, evet. ya, 20 yaşındaki dinamizmim şimdi e, tekrar geldi, öyle söyleyeyim. Ruh gençleşti daha evet, da. Evet. Şimdi Atatürk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra asıl savaşımız şimdi başlıyor diyerek eğitim reformunu, eğitim felsefesinin temellerini oluşturuyor. Ve aslında o reformun bütün temelleri 1935'te Saffet Arkan'ın Milli Eğitim Bakanı olması ve İsmail Hakkı Tonguç'un ilk öğretim genel müdürü yapılmasıyla başlıyor. Ve 17 Nisan 1940'ta Hasan Ali Yücel Milli Eğitim Bakanı iken köy enstitüleri bu ülkenin kaderine, geleceğine damgasını vuruyor. Ama 1954'te çok partili hayatta Demokrat Parti tarafından kaldırılıyor ve ortadan kaldırılıyor. Ondan sonra da işte biz o ruhun felsefesini taşıyanları bugün anmaya çalışıyoruz, onları konuşmaya çalışıyoruz. Erdal Erzincan da işte o ruhu yansıtmaya çalışan isimlerden bir tanesi kendi dünyasında köyleri dolaşarak çocuklara eğitim veriyor çocukların dünyasını açmaya çalışıyor başka bir koridordan onları anlatmaya çalışıyor bize. Şimdi e, izleyiciler diyor ki Almanya'da erken kalkanlar özellikle İngiltere'yle 3 saat fark var. Evet. 7'de uyandım ama diyorlar. Girişte diyor nem kaldığı söylemiş. <laughs> herhalde kaçıranlar var şimdi bir tür yaptık ha? bir kaçırmışlar yaptık? yani onlar kaçırmış ama ben Erdal Erzincan'a böyle faşizanca yok işte şöyle şunu söyleyelim Ben şeyi hepsini kendisine bırakıyorum bir türkü de dinleyelim bu çocuklarımıza gelsin okuyan çocuklarımıza geleceğimizin e, teminatı olan çocuklarımıza gelsin bu türküde eyvallah nem kaldı diyelim hmm. tamam